Evet kıymetli dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hıma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün de büyümeyi sürdürüyoruz. Bakınız ne oluyor? 37.700. İnşallah sizinle mutlu yarınlara koşalım. El beraber mesut olalım. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bir kehanette bulunayım mı? Fenerbahçe e, Twentefe, Fenerbahçe maçına kadar 38 bin olursak ki ben inanıyorum. Fenerbahçe maçı farklı kazanacak. Hatta 5 farklı kazanacak. Ben de maç bitiminde 50 kişiyi üyelik hediye edeceğim. Hadi Hodri meydan. Tabi bir taraftan futbol varken Avrupa serüveni varken bir taraftan da lig serüveni var. Fenerbahçe'miz ligde de Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Ve belki Ankara gücü başkanı Faruk Koca. Stat zeminiyle ilgili sorun yok. Sorunumuz yok. Yaşanan gelişmeler normal. Maç Eryaman stadında oynanacak dedi. Süper Lig'in 4. haftasında MK Ankara gücüyle Fenerbahçe 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te bir maça çıkacak. Stat zeminindeki sorun nedeniyle Adana Demirspor maçını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kaldılar. Ama Fenerbahçe maçında statta oynamak istiyorlar. yapılan incelemenin ardından Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğuna karar verilse de karara Fenerbahçe camiasından tepkiler sürüyor. Ankara Emniyetine maçın oynanacağı yönde bilgi verilmiş gerekli tedbirler için. Ancak Fenerbahçe Kulübü yetkilileri zeminin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın başka bir stada alınması için TFF ile özel bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşmelerden TFF Yönetim Kurulu stattan yarın yani bugünden için yeniden değerlendirme yapacak olan falan filan denildi ama Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile MK Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve hani bir sıkıntı olmadığını belirtmiş. Stati ile ilgili bir sorunumuz yok. Yaşanan gelişmeler normal falan demiş. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den Türk milli takımına ya da diğer milli takımlara gidecek oyuncular şu an için belli değil. Hadi bir soru sorayım. Fenerbahçe'den atıyorum 7 tane Türk milli takımına futbolcu gidecek. 7'si de sakatlandı. Hiçbiri gidemedi milli takıma. Şimdi bu sefer Fenerbahçe'yi vatan haini mi ilan edecekler? Ankara gücünü mü ilan edecekler? Federasyonu mu vatan haini ilan edecekler? Çok merak ediyorum. Ve bir şeyi daha çok merak ediyorum. Kim bu kararı aldıysa, inşallah hangi takımlıysa, bu kararı aldırdıysa inşallah kendi takımının en önemli futbolcuları sakatlanır. Fenerbahçe futbolcusu sakatlansın diye böyle bir zeminde oynatıyorsa. Neyse. Fenerbahçe'de 6 numaralı operasyon. Arkadaşlar bakın burayı hızlı geçeceğim. Bildiğiniz şeyler. Yani kimi konuşacağız? Hocam Kur'un hiç mur'un iştir ya, değil mi? Aynen öyle. İşte Real Betis'ten Guido Rodriguez. İşte Lyon'la çatışma halindeymişiz. Betis istiyormuş falan filan. Top kapma canavarı. Zaten bildiğiniz şeyler. Kuru askıya alındı. Askıdan alındı. Askıda ekmek poşetiyle satıldı. İşte Thomas Parti partinin e, maaşı cep yakıyor falan filan. Hocam o zaman bu konuyu niye açtım? Bu konuyu şu yüzden açtım. 2 Eylül tarihine ben... E, ...epeydir dikkat çekiyorum. Bugün... WhatsApp grubundaki arkadaşlar uyardı. Hocam dedim. 2 Eylül'ü söyleyen sadece sen değilsin dedi. Kim ulan dedim. Benden hariç kim söyler 2 Eylül'ü? Kimse söyleyemez dedim. Bu Ayetullah Bey hesabı e, şu paylaşımı yapmış. Fenerbahçe'nin 6 numarasına kavuşması için çok kısa bir zaman kaldı. 2 Eylül tarihine işaret etmiştim. Ancak daha erken bitebilir. Bir gece ansızın demiş. Yani hep ben değilim bu hesabın sahibi. Bu hesabı ben yönetmiyorum. Ama demek ki duyumları aynı yerden alıyoruz. Çünkü bana da 2 Eylül'den önce 1 Eylül'de getirilebilir. Ama ben yine söylüyorum. kapa açıklaması ben 2 Eylül'de olacağını söylüyorum. Ama Türkiye'ye gelişi daha erken olabilir. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başka nereden dalalım? Başka şeyden dalalım dur. Fenerbahçe'de kanat hamlesi Crepin Diat'ta. Bunu da dün konuştuk. Hatta dün değil ya, bugünkü sabahki videoda da sanırım değindim diye hatırlıyorum. Sağ kanat, Monaco, kanat oyuncusu, tehlike, <laughs> Diatta, teklif, kanat, Krapplin, e, falan filan, Inter, Milan. Biz bir kanat forvet düşünüyoruz. Şimdi, e, açıkçası biz bir kanat forvet düşünüyoruz. Ama bu isim Diatta mı olacak? O konuda biraz tereddütlerim var. Şimdi ben size bir şey sunayım. Martial Anton Anthony Martial. Şimdi bu arkadaş kimdir? Bu arkadaş Manchester United'ın hali hazırda bir sene sözleşmesi kalmış futbolcusudur. Fransa milli takımında oyuncusudur. <laughs> Arkadaşımız sağ kanat, sol kanat oynayabilen, forveti yedekleyebilen bir isimdir. Şimdi ister misiniz bu arkadaşı alalım? Yani bu arkadaşı ister misiniz? Hocam isteyemeyiz. Niye? <laughs> Çünkü Batshuayi İngiltere'ye gidiyor dedin. Evet gidiyor. Hatta bugün kap açıklaması bile gelirse şaşırmayın. E, Morelos da Fenerbahçe'ye geliyor dedin. Evet geldi. İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçirilecek. Hocam Morelos'u almışken Batshuayi gitmişken Allah aşkına Martial gelir mi ya? Morelos demişken, Fenerbahçe taraftarının boş beleşliği beni öldürüyor, beni kahrediyor. Gerçekten kahrediyor. Ya arkadaş, bak her konuda fikir beyan etmeyin. Bir insanın her konuda fikri olmaz. Bir kon her yani her bu e, ne diyorlar bir bilim var, her diye bir bilim var, bilim adamı var. Yani her şeyden anladığını zannedenler diye. Her şeyden anladığınızı zannetmeyin. Bak yerin dibine girersiniz. Şimdi Morelos diyorum ikinci Samat'ta. Niye diyorum hocam gol atamıyormuş. İskoç ekibinde 2017-2023 yıllar arasında forma giymiş. Şimdi gol atamamış arkadaşımızdan bahsediyorum bak. Şimdi Mustafa Hoca Fenerbahçe'ye transfer oldu. 10 maça çıktı. 10 maçta bir gol bir asist yaptı. Golcü müdür? Değil hocam ya yani idare etmişiz. Yani idare etmişsin hocam şimdi. Mustafa Hoca 10 maça çıktı. 5 gol bir asisti var. Ve 5 golü de ayrı ayrı maçlarda attı. Hani hepsini bir maçta attıp da hani dandik bir rakip denk gelip de tokatlayıp göndermedi. Mustafa Hoca golcü müdür? Hocam kesinlikle golcüdür. 10 maça çıktı Mustafa Hoca. 3 tane maçta 3 maçta sadece gol attı. 9 gol yaptı. Asist yok. Golcü müdür? Tartışılır hocam. Hani küçük takım maçlarında gol attığı için tartışılır. Okey. Alfredo Morelos. 269 maça çıkmış. Yani 270 maç diyelim. 124 gol, 58 asist. Yani 269'da 182 gol katkısı. Bu arkadaş golcü müdür? Ee, diyeceksiniz. E golcüdür. Golcüdür arkadaş. Niye doğruya doğru demekten bu kadar utanıyorsunuz ya? Hayırdır takım mı değiştirdiniz? Hani lacivert yerine kırmızı falan mı koydunuz? Niye doğruya doğru demekten utanıyorsunuz? Çünkü ben gördüğüm kadarıyla doğruya doğru demekten utanıyorlar bazıları. 269 maç, 124 gol, 58 asist. Hocam hepsini ligde sergilemiştir kesin. Avrupa Ligi'nde de maç istatistiği önümde. Avrupa Ligi'nde 33 maça çıkmış. Kaç gol atarsa golcüdür hocam 33. 15 gol 2 asist falan yaparsa golcüdür hocam. Yalan mı? 33 maç 15 gol doğru 10 asist. Yani 33 maçta 25 gol katkısı. Sen bu adamı çöpleme peşindesin. Sen bu adamı yerin dibine sokma peşindesin. Ryan Kent için aynısını dediniz. Ve şu eleştiri geliyor. Arkadaşım bir yazmış Twitter'da bana. Batçay'ı gönderip böyle bir çöp almak. Akıl edilebilir bir şey değil. Bütün transferleri çöp etti. 12-13 tane transfer yapmış Fenerbahçe. Hepsini ayakta alkışlamışsın. Morelos'u beğenmediğin için 13'ünü birden çöp etmiş. O zaman bir şey söyleyeyim. Sen insan değilsin. Sen insan değilsin. Senin aldığın nefes insanlığa zarar. Allah senin ömründen alsın. Nesli tükenmekte olan hayvanlara versin. Kardeşim 13 transferi hoşuna gitmediğini söylediğim bir transferle yok sayıyorsan sen insan değilsin. Akde vefa imandadır. Adam sana 13 tane güzellik yapmış. Bir tane güzellik yanlış da yapmamış. Senin hoşuna gitmeyen bir şey yaptı diye sen 13'ünü de yok sayıyorsan sen insan değilsin. Vallahi değilsin. Ben hayatın her evresi için söylüyorum. Bir adamı 40 gün sırtınızda taşıyın. 41. gün ya sırtım ağrıdı biraz in dediniz. Adam sana Allah belanı versin dedi. O insan mı? Ben anlamıyorum yani. Morelos gelince ne oldu? Tadiç sözleşmesini önfes etti. Ceko kaçıp mı gitti? Şimanski futbolu mu bıraktı? Ya bu nasıl basit salak bir mantık? Aynı arkadaşım Batshuayi geldiğindeki yorumunu söylüyorum. Beşiktaş'ın kovduğu çöpü getirdiniz. Bir de 3,5 milyon euro para verdiniz. Bir de yetmez gibi yıllık 3 milyon euro verdiniz. Ben harbi bir adamım. Harbi konuşmayı seven bir adamım. Açık söylüyorum. Edin Dzeko Fenerbahçe'nin as forveti. Edin Dzeko'nun arkasında bekleyecek adama yıllık 3 milyon euro veremezsin. Böyle bir dünya yok. Sen Fenerbahçesin. Maaş bütçeni dengeni ayarlamak zorundasın. Sen Real Madrid olsan Ceko, Ceko'nun arkasında Icardi, işte onun arkasında da Abu Bakar'ı tutarsın. Sen Real Madrid olsan bunu yaparsın. Hani bunlar bile belki onlara göre sıradan gelir ama yani anlat, anlatmak istediğim anlayın diye söylüyorum. 3 milyon euro yıllık maaş. Farz edelim. 13 milyon euro bon servis geldi. Farz edelim. Benim dediğim tuttu. Ya 12,5 diyelim. Kolay hesaplayalım. 16 milyon euroluk bir karın var. 16 milyon euroluk. Alfredo Morelos'a imza parası vermeden getir tip. 1.4'e imza atarsan 3 yıllık kar mıdır zarar mıdır? Artı Edin Ceko ve Bahç Umut Nayır aynı tip forvettir. Birisi yani yabancısı birisi türküsü. Ama Alfredo Morelos bunlardan farklı bir profildir. Alfredo Morelos hadi ben atayım diyemezsin. Bak dün ben WhatsApp grubuna da yazdım. Sağda Cengiz, solda Tadiç, ortada Şimanski, forvette Ceko oynar. Ne derseniz deyin. Sağda İrfan oynadı mıydı? Forvet'te de Ceko değil. Umut Nahir oynar. Bunu sezon içinde göreceksiniz. Solda Kent. Ortada belki İrfancan, Sağda Emre Mor oynadığı zaman Umut Nahir oynatırsın ileride. Belki sistemi buna göre belirleyeceksin. Ya da başka şeyler. Aynı şekilde sen Alfredo Morelos'u stepney olarak, yedek olarak sonradan oyunu alacağın bir oyuncu olarak alacaksın. Bu kadar çöplemenin mantığı yok. Herif geçen sezon 45 maç 12 gol 6 asist. Bak ben bunu söyledim diye diyorlar ki hocam ee, hani az oynamış ya. Yani bak golcü kimliği yok işte şöyle böyle lan boşta. Hocam bu kadar iyi futbolcuydu niye kimse almadı? Bir de bu var. Mesela Galatasaray geçen sene Icardi'yi Eylül ayında getirdi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? O kadar iyi futbolcuydu Eylül'e kadar niye bekledi? Şimdi Sergio Ramos almaya çalışıyorlar. Eylül ayına sarkmış oldu. O kadar iyi futbolcu niye kimse almadı? 2282 dakika. 12 gol 7 asist. Bir daha şuradan hesaplayayım. Ee, yani tam olarak hesap 2282 böl 90'a. 25,5 maç yapıyor. 25 maç 12 gol 7 asist arkadaşlar. 25'te 19 gol katkısı. İster çöp deyin ister başka bir şey deyin. Bu arada ee, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış geçen sezon. Ondan önce hani UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. İskoçya Premier Ligi'nde oynamış. Hani sonradan girmiş. Bir şeyler yapmış. E, onu yapmış. Bunu yapmış. Herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Başka? Neyse demek istediğim anlayınca de bir de şu var. Morelos önde basan futbolcudur. Pres yapan futbolcudur. Rakiplen didişen futbolcudur. Ama Martial tam olarak değil. Antonio Martial içinde 4 8 arasına verseler keşke de alsak fırsat transferi olarak inşallah şifremi anlamışsınızdır. Fenerbahçe'de defans hattı değişiyor. Kim geliyor? Kim gidiyor? Defans hattı nasıl bir şeymiş defans hattı? Arkadaşlar bu haberde de kısa özet olarak size şunu söyleyeyim. Yani özet'e gerek bile yok aslında. Anlayacaksınızdır ama İsmail Kartal şu ana kadar çok değişiklik yaptı. Bana da hep şu eleştiri geliyor. Hocam savunma lan çok oynuyor. He, keyfinden oynuyor. Hadi bakalım. Peres seni bugün yedek bırakayım. Hadi lan bugün sen yedek kal. Lan keyfinden mi manyak mısın? Adam sakatlıktan dolayı böyle yapıyor ya. Ya bunun neyini anlamıyorsunuz arkadaş? Bak bazı arkadaşların troll yorum olsun diye yorum yaptığını düşünüyorum. Gerçekten bak. Bak bir de şunu söyleyeyim. Çok güzel bir yorum gelmiş Caner Demir'den. Diyor ki ben Morelos'u çok izleyen bir adam değilim. Ceko'nun yedeği olarak alınacağını düşünürsek benim açımdan 10 gol atsa yeter diyor. Yani gol dağılımına denge verir diyor. Düşün diyor bak Ceko, Tadic, Çimanski, Kent, Cengiz yani forvet, kanatlar bunların hepsi gol e, skor tabelasını yapabilecek isimler diyor. İşte olay bu. E Galatasaray mesela e, Molde'yi elemiş. Yeryüzünün en salak takımlarından bir tanesi Molde'yi elemiş. Herifler iki tane duran top ikisinde baraja çarpıp giren gol. Alakasız bir top ortaya açıyor. Alakasız yere top gidiyor. Adamı tutmuş Kündeye penaltı yaptırıp eleniyor. Kaçırdıkları gollerin haddi hesap yok. Ya zaten bu 3 tane hatayı yapmasalar elemiş oluyorlar. Ben yine işin orasında değilim. Ben işin şurasındayım. Rakip Bakan bu diye bir çöp aldı. Hiçbirinden çöptü duydunuz mu? Duymadınız. Yani hadi buyurun. Ama Fenerbahçe taraftarı her geleni değersizleştirme peşinde. Bunu niye biliyor musunuz? Siz her Fenerbahçeliyim diyene Fenerbahçeli zannediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi İsmail Kartal birçok değişiklik yaptı. Yarın e, Twente maçımız var. Ve Twente maçında geri dörtlü yine değişecek. Hani e, beklediğimi size söyleyeyim. O sahi, Serdar Aziz ilk 11'e dönecek gibi. Osterwold'e sol beke geçecek gibi artık. Eee Ferdi biliyorsunuz sakatlık yaşadı. Ma e yok. İşte rotasyon, Bekao nasıl yapacak? Ciko, yani yarın İsmail Kartal'ın işi de zor. Bir taraftan rotasyon yapması lazım, bir taraftan yapmaması lazım. 5-1 kazanmışsın. Hani futbolda tabii ki her şey olabilir. Hani 5-0 yenilmediği müddetçe en azından 4-0 bile yenilecek olsan turu uzatırsın. Hani yenilmeyi geçtim. Zaten bir gol atsan rakip diyecek olan biz bunlara 5 tane atamayız zaten diyecek. Maçın kilidi çözülecek. Kırılacak. Yani aynı Galatasaray maçındaki gibi Galatasaray 5. dakikada etmiş. Penaltıdan gol atmış mesela. Rakip dedik Lan, biz bunları elemeyiz. Tam tersi olsa Molde 1-0 öne geçseydi Yusuf Yusuf çekeceklerdi. Ama Okan Buruk'un çok güzel bir savunma mekanizması var. Daha diyor iki tane yıldızımız yoktu diyor. Dünya yıldızları yokmuş. Ee, artık han dünya yıldız dediği isimlerin bile artık skills videosunu yapıyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Topu bunlara atıyorlar. Bunlar da ayağının içiyle geri pas veriyor. Onları yavaş çekimde veriyorlar. Düşünün adamların yıldızları böyle. Sen kendi futbolcunu çöpleme peşindesin. Neyse tabi elin adamı da çıkar der. Senin futbolcun kaçtı der. Der yani bu yüzsüzlüğü bu ukalalığı da yapar yani sen yüz verirsen. Fenerbahçe'de Lincoln iki dönüyor arkadaşlar. Sevilla maçında sakatlandı. Bakın UEFA Avrupa Ligi Sevilla maçında sakatlandı. Ve o Sevilla kupayı kazandı. Ee, İsmail Kartal sözleşmesini askıya alacağız demişti ama beklenenden erken dönüyor. Bir süredir düz koşulara başlamıştı. Ee, ve erken dönüyor. Çok özledim mesajı atmıştı Lincoln. Bu da biraz da şey olduğundan dolayı. Yabancı oyuncu durumuna göre sözleşmesi tekrar gözden geçirilecek. Aslına bakarsanız Hatay Spor'da falan kendine gelsin diye 6 aylığına falan kiralanabilir. Oraya da bir maddi eklersin hani Fenerbahçe maçlarında oynamasın diye. Eee ya da mesela İstanbul takımları. hani Gümrük, Kasımpaşa, belki Pendik Spor. Millet bak Pendik Spor'a 3 milyon euroya futbolcu satıyor. Sen de kirala kim ne diyecek? Konuşan olursa zaten ağzına acı biber süreriz. Yani konuşacak yüzleri de kalmamıştır diye düşünüyorum. O kadar da yüzsüz değillerdir herhalde. Artık ulan artık susalım yani. Yani biz Ertuğrul Merturul dedik yıllarca ama bu kaçıncı oldu? Eğip Spor'a 50 tane futbolcu vermeler. Bilmem şu kadar vermeler. Endik Spor bu Ankara gücüne futbolcu vermeler falan diye. Bir de Ankara gücü demişken aklıma geldi. Galatasaray Samsun Spor'a iki tane yıldızını verdi. O arkadaşlardan bir tanesi Fenerbahçe futbolcusunu sakatlamak için, ayağını kırmak için topsuz alanda çok uğraştı da. İlahi Adalet bir hafta sonra kendisini buldu. Ee, geçmiş olsun demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Yani gönlünüzdeki neyse Rabbim kaderinize onu çıkarsın. Gönlünüz ne kadar pisse ya da temizse Rabbim karşınıza öylelerini çıkarsın. Anladınız mı? Hayatınız hep öyle olsun. Gönlünüz neyse ömrünüz de o olsun. Fenerbahçe transferde dünya ikincisi. Arkadaşlar dünyada tüm kulüpler içerisinde en fazla transfer yapan ikinci takım konumunda. İlk sırada 16 oyuncuyu kadrosuna katan Suudi ekibi Kahaleş var. Fenerbahçe 15 transferle ikinci sırada. Yo. Fenerbahçe zirveyi alacak. Kaleş bu yaz transfer döneminde tam tam 16 futbolcu. Fenerbahçe 15 diyor. Geçecek Fenerbahçe bunu. Üçüncü basamakta 13 futbolcuyla İsviçre'nin Bazel takımı bulunuyor. Fenerbahçe'nin kasasından 56.810 milyon euro para çıktı. Kiralık oyuncular listeye dahil edilmedi diyor. Ee, ama Fenerbahçe 3 yıllık, 4 yıllık, belki 10 yıllık kadro kurdu. Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca. En çok merak ettiniz bu. Orta sahaya 1. sınıf transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ABD'li yıldız. Weston McKennie için Juventus'la görüşme yapmaya hazırlanıyor. Şimdi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmez. Bitmeyecek de. Bitmedi. Bitmez. Nasıl bitsin? Taraftarımız çıldırıyor. Transfersiz geçti. Bugün transfersiz geçti. Bugün neden kap yok? Anne bugün de ölmedim anne. Bugün de kap yok anne diye diye. Taraftarınız bir çeşit oldu. Manyadılar. Kafayı yediler. Fıttırdılar. İlla transfer diyorlar. Ve önemli bir isim daha gündeme geldi. Daha önce hem adı Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da Juventus'un ABD'li oyuncusu McKenney için harekete geçilecek. Ve menajerine ilk görüşme gerçekleşmiş. Fenerbahçe'de acele etmiyor. 4 Eylül'e kadar bir liste bildirilecek. Avrupa'da 1 Eylül'de transfer bitiyor. E Fenerbahçe'de fırsat transferi kolluyor. Bakın öyle diye 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 farkındaysanız lig başlıyor. Başladı. 2 maçta 54 dakika süre almış. Zamanında Juventus 20 20.5'ü almış Schalke'den. 1 milyon 250 bin euro adlı Sinayta kiralamış bu sezon. 2022-23'ün devre arasında. Oradan da geri dönmüş. E, zamanında Schalke 4.5'a kiralamış özür dilerim. 20.5'a da satmış yani 25'e mal etmişler. Ama burada pek şey bulamıyor. Ön libero. Merkez orta saha orta sahanın sağında oynayabilen. Weston McKennie 18 milyon euro transfer market değerinde 28 Ağustos 98 doğumlu yeni 25 yaşına girdi genç bir isim bilginiz olsun. Fenerbahçe, McKinney'i hızlandırma peşinde. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 10 milyon euro civarında e, satın alma opsiyonuna çekmeye çalışıyormuşuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hocam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitti ya ciddi para alacak. İşte 30 milyon euro. Hayır. Yakup Çınar açıkladı onu. Fenerbahçe gitseymiş 30 alacakmış. Galatasaray olduğu için sarı kırmızı renklere aşık olduğu için 8,5 milyon euroya tamam demişler. Tabi. Yok hocam o öyle bir şey olmaz. 30'sa 30 Yok lan 8.5'i alacaklar. Niye Zaha Fenerbahçe'den 10 isteyip Galatasaray'a 3'e imza attığına inanıyorsunuz da buna mı inanmıyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'ne 8 milyon euro verecek demiş Galatasaray'a. Gerçi Zaha'nın imza parası artı sözleşme parası çıkmış oldu. İyi. Helal olsun yani. Adamlar bak böyle yapılır. Ha kıskandım mı kıskandım. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına kim düşsün? İnşallah en zorları düşsün. İnşallah fark yiyecekleri takımlar düşsün. Anladınız mı? Yani inşallah düşsün. Ben bir şey olarak taraftar olarak bunu isterim. Niye istemeyim? Onlar da bizim için aynısını istiyorlar. Siz bakmayın yorumlarda morumlarda. Aa Türk düşmanı ülke puanını sevmiyor falan filan dediklerine. Ya bunlar her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz yapmadık. Siz yaptınız. Geçiniz abi. Bu edebiyatları geçin. Her yaptığınızı herkes her şeyi konuşabilir. Bunları geçin. Önemsemeyin. Fenerbahçe'ye Benfica'dan orta saha. Benfika'lı orta saha. Benfica'dan Sendika, Benfica. Benfica'da forma giyen. Angelo, Angola asıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu. Fiorentina, Luiz'i istedi. Ve girişimlere başladı. iddia edildi. Şimdi yine aynı şekilde sürpriz bir transfer iddiası. Florentino Luis. Arkadaşlar Avrupa'da 1 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Bizde tam bitmediği için ee, Hocam diyor Molde'den Okan Burak futbol iki seansta futbol dersi 2 maçta 25 milyon euroluk takımla Galatasaray'ın içinden geçtiler. Bir bitiricilik olsaydı neler izleyecektik demiş. Neyse biz Florentino Luiz'i konuşalım. Şimdi 61 numara giyiyor. Trabzon kökenli futbolcu. 19 Ağustos 99 doğumlu. O da yeni 24 oldu. 23. Portekizli 20 milyon euro transfer market değeri var. Portekiz U21'de falan oynamış kütür kütür ön libero arkadaşımız. Ve Morelos transferi tamam. Orta sahaya gözler çevrildi. İsmail Kartal'ın listesi kalabalık. Transferde bakalım neler olacak. Mario Branco devrede demiş. Mario Branco Fenerbahçe'nin gizli kahramanıdır. Sportif direktörümüz. Çok güzel satışlar ve alışlar yapan bir isim. Hem de gerçek rakamları açıkladığımız için. Yani rakamlar size tuhaf gelmesin. Biz de biliyorduk 15'e aldığımız 3 göstermeyi. Ama gerek yok şunu da söyleyeyim ee, yani 15'e alınan futbolcuyu 3 gösterirsen yarın bir gün davalık olduğunda o futbolcu ben aslında 15'e alındım dediği zaman insanların gözünde de sahtekar durumuna düşersin yalancı durumuna düşersin sana kimse inanmaz kendi taraftarın bile inanmaz. Yani o yüzden de çok dert etmenin lüzumu yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi Branko'nun hem Florentin Luis hem de Benfica ile görüşmelerini sürdürdü. Falan filan. 3 maça çıktı. 126 dakika sahada kaldı. Henüz gol skor katkısı yok demiş. Hocam sen bu transfer duyumu için ne dersin? <laughs> Vallahi ben de sizler gibi buradan öğrendim. Benim literatürümde yok. Ben şunu söyleyeyim. Morelos için yani Morelos için e, Fenerbahçe para harcamadı. dedi ki Ben fırsat transferi elimdeki oynamayacak huzursuzluk çıkaran birçok kişinin çöplediği gelirken çöplediniz şimdi de yıldız ilan ediyorsunuz. Bu da ayrı bir dönektik. Bu da ayrı bir olay. Ben hep söylüyorum 450 dakika izleyelim. 450 dakika izleyip Fenerbahçe'deki performansını görelim bak. <laughs> Belki Fenerbahçe'de uçup kaçacak. Ama başka takımda yürüyecek. Mesela Vedat Burç Fenerbahçe'de uçtu kaçtı. Ama dediniz ki küme düşen takımdan aldınız diye. Hadi buyurun. Peki diyelim 450 dakika izleyelim arkadaşlar. Disiplinsiz hocam. Agresif. Ulan bazen de Türkiye Ligi'ne de bu lazım. Duygusal bir adam lazım. Görüyorsun rakibin futbolcu dilini çıkarıyor. Bilmem köpek taklidi yapıyor. E, çişini yapma taklidi falan yapıyor. Takip ayakta alkışlıyor. Biraz da bunlara da bunlar gibiler lazım. Ben söylüyorum abi. Fenerbahçe şahane bir operasyonla öyle bir 6 numara alacak ki. Aldığı 6 numara diyecek ki ulan iyi ki Morelos'u almışık. Hani Morelos yerine başkasını alsak parayı oraya harcasaydık biz bunu alamazdık dedirtecek. Güvenin 30 Ağustos'tayız. Arkadaşlar bugün 1, 31 Ağustos 2, 1 Eylül 3, 2 Eylül 4. 4 günde arka arkaya hayvan gibi kap duyabilirsiniz birikip hepsi bir günde de olabilir. iki güne de yayılabilir. Yok iki güne yayılabilir. Hani bir, sadece bir gün olmayacak. Bu dört günde iki, yani en az iki gün kaplar duyacaksınız. Hazır olan Ekran başında olun. Sürekli e, tetikte bekleyin. Bu iki günde şahane kaplar duyacaksınız arkadaşlar. Benden size hem tavsiye hem öneri hem müjde hem sürpriz. E, hem de şunu söyleyeyim. Bu videoda hiç adını konuşmadığım birkaç arkadaş var. Ben bir futbolcunun adını boşuna konuşmamazlık yapmam. Yolları açık olsun. Bahtları açık olsun. Hızlandık. Görüşmek üzere. Bu arada şunu da belirteyim. Sen Nazım Sangare'dir. Burak Kapacak'tır. Emre Demir'dir. Bu arkadaşlar Süper Lig ya da bir alt liglerde gidecekleri için bunların da Avrupa serüveni olmadığı için 15 Eylül'de de transfer olabilirler. Canınızı sıkmayın. Çok bekledik hocam demeyin. Bekleyin. Sabredin. Sabreden dermiş. Muradın demiş. Bu arada 37.800'de olmak üzereyiz. Dediğim gibi maça kadar 38 bin olsa Fenerbahçe maçı farklı kazanacak. Benden söylemesi. Bu arada şu 4000 izlemeyi alırsak e, kanal uçacak dediğim videoyu da lütfen bugün de tekrar izleyin. 4000'e bir an önce ulaşalım da kap gelsin kanalda uçsun. Görüşmek üzere.